Yaşama Sanatı'ndan herkese kucak dolusu sevgiler, sevgili izleyiciler. Her zaman olduğu gibi çok değerli bir konuğumuz var. Devlet Hastanesi'ndeyiz. Değerli konuğumuzu hemen sizlere takdim etmek istiyorum. Kendisi başhekim yardımcısı, aynı zamanda da kalp damar cerrahisi uzmanı. Operatör doktor Hasan Birtan yanımızda. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Biz hoş geldik aslında. Aynen. Sevgili izleyiciler, bugün aslında çok önemli bir şeye değineceğiz. Kalp nakilleri. İlk ben duyduğumda çok şaşırmıştım ama Hasan Bey'e programımı almak istiyordum. Kısmet bugüneymiş. Nakil ameliyatlarını duyduktan sonra işte 2019'dan bir bakıyoruz 2021 yılına kadar hala bu nakiller devam ediyor. Bu başarılar hala devam ediyor. Madem bu başarılar devam ediyor, biz halkımıza detaylı bir şekilde neden anlatmayalım dedim. Hemen sözü size bırakmak istiyorum. Yoğun bir süreç içerisinde geçiyor ve aynı zamanda da şimdi başhekim yardımcısınız. Evet. Neler söylemek istersiniz sevgili izleyicilerimize? Bu pandemi süreci içerisinde de kalbi ve damarları da çok etkiliyor değil mi koronada? Kesinlikle. Son iki yıldır özellikle çok yoğun bir tempo içindeyiz bu COVID-19'la mücadelede. Maalesef hastane yöneticiliği görevimiz icabı ister istemez bu sorunlarla da muhatap olmak zorundayız. Biraz daha bir şey sorumlulukta binince biraz daha tabii böyle ki. Zaten ağır bir sorumluluk vardı. Hı hı. Aynen öyle ve tüm dünyada olduğu gibi de maalesef bizim ülkemizde etkisi altına almış durumdadır. Tabii zaman zaman dalgalanmalar oluyor. Dalga büyüyor. Zaman zaman dalgalar küçülüyor. Aslında bu özellikle aşılanmadan sonraki sürece baktığımız zaman da bu dalgalar artık düşmeye başladı tüm dünyada. Hı hı. Ve halkımızın da insanımızın da unutmaması gereken bütün bu dalgalanmaların sebebinin bizim bilinçli olmamıza bağlı olduğunu. Evet. Çünkü bu hastalıkla en büyük mücadelede elimizde birkaç silahımız vardır. Bunlardan en önemlisi maske, mesafe ve hijyen kurallarıdır. Daha sonra aşının gelmesiyle de epey bir etkin olmaya başlamış durumdadır. Evet. İnşallah önümüzdeki günlerde daha da bir sayılarda azalma olarak hayatımıza devam etmeye çalışacağız. Evet, nakillerden birazcık hemen bahsetmek istiyoruz. 2019 yılında ilk nakil. Ben şeyi çok merak ediyorum. Hani ilk nakli yaptığınızdaki o heyecan, o mutluluk, o başarı bizler de sizler kadar yani duyduğumuzda o kadar çok sevindik ki ben şunu söyledim. Ben her zaman gerçekten de İçten söylüyorum bunu. Doktorlarımıza inanılmaz sonsuz güvenim vardı. Hep böyle şey derdim ya işte bir şey olduğunda neden Türkiye'ye, neden yurt dışına gitmek istiyorsunuz? Çok değerli doktorlarımız var burada. İşte gördüğünüz gibi sevgili izleyiciler ilk nakil ameliyatı gerçekleşti ki çok zor, inanılmaz zor bir ameliyat diye duydum. Sonuçta başka bir insanın organı yani. Hani bir şeyde bir onarım yapmıyorsunuz siz. Çıkartıyorsunuz, takıyorsunuz başka birisine. Aslında bu serüven çok uzun bir sürece bağlı bir serüvendir. Bu başarı serüveni. Çünkü 2012'li yıllara dayanıyor, geçmişe dayanıyor. Biz, ben ve özellikle Doktor Ozan Emiroğlu arkadaşımızla birlikte ilk 2012'li yıllarda İzmir'de ve daha öncesinde de benim eğitim uzmanlık yaptığım hastanemde uzun yıllar kalp nakil ekibinde çalışmamdan dolayı böyle bir ilhamımız vardı. Böyle bir motivasyonumuz vardı. Ve dolayısıyla 2012 yıllardan sonra özellikle kalp yetmezliği son dönem kalp yetmezliği grubu hastaların bu ülkede aslında kaderine terk edildiğini fark ettik ve ölüm oranının da yüksek bir oran olmasından dolayı dünyada yapılan birkaç ameliyat vardı. Sol ventrikül assist device dediğimiz kalp, halk dilinde yapay kalp dediğimiz ve bundan dolayı ömürlerini bu hasta grubunun ömrünün uzatılmasıyla ilgili yapılan müdahaleler vardı. Bunlardan yola çıktık. Daha sonra bu yapay kalp dediğimiz, sol ventrikül assist device dediğimiz müdahaleden sonra tabii ki bunun sonraki adımı kalp nakliydi. Hı hı. Bunun da bu hastanede artık yapılması. Bu ülkede yapılması gerekirdi. Çünkü sadece sol ventrikül assist device'ı takmakla hastayı
tamamıyla kurtarmıyorsunuz. Hastanın bir nevi konforunu, ömrünü uzatıyorsunuz. Evet. Ama ileri derecede kalp yetmezliği grubu hastalarının dünyadaki altın standart tedavi şekli aslında kalp naklidir. Bundan dolayı kalp naklinin üzerinde çok ciddi eğitim aldım ben. Özellikle uzmanlık yıllarımda çalıştığım, uzmanlık yaptığım hastanede bu ekibin içindeydim. Yıllarca bu ekipte ekibe emek verdik. Bulunduğum ülkeye emek verdik. Artık sıra bu ülkede bu işi organize edip gerçekleştirmekti. Aslında ameliyattan çok özellikle bu ameliyatları bu ülkelerde, bizim ülkemizde organize etmekti en büyük sorun. Evet. Çünkü her zaman bu ameliyatlar, büyük ameliyatlar organizasyon sorunudur. Orada küçücük bir kopuluk olsa zincirlemesini etkileyecek. Ve dolayısıyla biz ekip arkadaşım Doktor Ozan Emiroğlu ile birlikte bu organizasyonu gerçekleştirmeye başladık. Evet. Daha sonra Akdeniz Üniversitesi, Antalya Akdeniz Üniversitesi'nden Profesör Doktor Ömer Beyazıt hocamızla protokol imzalandı Sağlık Bakanlığı arasında. Ve bize ilk nakillerde destek vermesi yönünde bir protokol imzalandı. Çünkü ilk nakiller yapılacaktı. Bu aslında eğitim, tecrübe, bilgi. Biz yıllarca yurt dışında çalıştığımız için vardı ama sonuçta da bizden daha da tecrübeli, yaşça tecrübeli ve vaka sayısı açısından tecrübeli bir hocamızla da bu yola çıkmayı seçtik. Çünkü bu zorlu bir organizasyondur. Ve değerli hocamız Profesör Doktor Ömer Beyazıt hocamız da bize bu yolda destek vermeye başladı ve bu organizasyon yapıldıktan sonra öncesinde de yine kurslar yapıldı değişik ülkelerde. Ve hocamızın da desteğiyle ilk vakamız çıktığı zaman organize edilip bu ameliyatı gerçekleştirdik. Ameliyat sonrası tamamıyla hastanın tedavi şekli ve gerekli bütün müdahaleler tamamıyla da ekibimiz tarafından yapıldı ve yapılmaktadır. Daha sonra ikinci vakamız, ilk vakamız 17 Nisan 2019 yılında yapıldı. Bu tabii bildiğiniz üzere Kıbrıs Rum kesiminde de yapılmadığından bu coğrafyada ilk ameliyat oldu. Evet. Daha sonra 16 Ocak 2020 yılında ikinci vakamızı yaptık, kalp nakli vakamızı. Ve üçüncü vakamız da 24 Ocak 2021 yılında gerçekleşti. Şimdi onlarla yaptığımız röportajlar ekranlara gelmiş olacak. Son hemen sizi uğurlamadan diğer doktor arkadaşımızla devam edeceğiz. Şeyi sormak istiyorum. Bu ameliyat gerçekleştikten sonra Rum tarafında, güney tarafında gerçekleşmediği için orada bir nasıl yankı uyandırdı? Tabii böyle orada başarılı bir operasyonda. Çünkü hani eğer Kuzey Kıbrıs'ta olmasaydı, o tarafta olmuş olsaydı burada da büyük bir merak söz konusu olurdu. Onların şeyi nasıl oldu? Yani diğer taraftan bu kadar büyük bir başarıya. Meslektaşlarımız tarafından da tebrikler geldi açıkçası. Orada da bu işi politik açıdan düşünmeyen, tamamıyla insanlığa adamış bilim insanı olarak ne kadar orada güzel çalışan arkadaşlarımız tarafından da hem telefon yiyen hem de mesajla tebrikler aldık. Evet. Ama sadece ilgimi çeken orada nakili gerçekleştirdikten sonraki gün gazetelere yansıyan bir başlık vardı orada. İşte işgal topraklarından kalp nakli gerçekleştirildi diye. Bu biraz halen daha hafızalarımdan silinmedi. Yani çok ilgimi çekti bu başlık yine maalesef. Kıskançlıklar bir şekilde insanlarda devam ediyor. Keşke böyle şeyler yani olmasa. Yani bu ülkede bu başarının aslında başarıya imza atmak gerçekten bu ülkenin bir adım daha ülke olma yolunda verdiği mücadelede bazı gerçekleri ortaya koyduğunu gösterdi. Evet. Tabii ki büyük bir olaydır. Çünkü kalp cerrahisi, kalp damar cerrahisi ve kalp nakilleri dünyadaki en gelişmiş ülkelerde her zaman başladı biliyorsunuz. Amerika, Rusya'dan kesinlikle sonra diğer Avrupa ülkelerinde başladı. Tarihe de baktığımız zaman. Küçücük bir ülke olarak böyle bir şeye imza atmak, yani ben çok gurur duydum açıkçası sizlerle, ederim ülkemiz tabii adına. Bu işler ekip işidir dediğim gibi. Güzel bir ekiple yola çıktık. Güzel bir ekiple bu başarılı ameliyatlara imza attık.
Ve umarım ki hasta grubumuz, hasta bekleme listemiz mevcut. Evet. İlerleyen zamanlarda da onlara da bu yönde yardımcı olmaya evet. çalışacağız. Ve organ bağışında da bulunan ailelere de buradan tabii ki onlara da ayrıca teşekkür etmek değil lazım. Mi? Çok büyük bir erdemlik. O acı ortamda bu kararın verilmesi hiçbir zaman kolay değil. Hı. Yabancı ülkelerde de çalıştık. Çok iyi, çok zorlu bir psikolojik süreçten geçiyorlar. Bunun kararının verilmesi gerçekten onlar açısından çok zordur. Ve onlara da ayrıca teşekkür etmek gerekir. Çok teşekkür ediyorum. O zaman röportajlarımız ekranlara gelmiş olsun. Ben kalp nakli gerçekleşen değerli konuklarımızla. İzliyoruz efendim. Sevgili izleyiciler, kalp nakli gerçekleşen hemen konuğumuzla röportaja başlıyoruz. Hemen sizi tanıyalım. Adım Veli Çelik. Yenerenköy'de oturuyorum. Hı hı. 51 yaşındayım. Kıbrıs'ta ilk kalp nakli olan kişiyim. Nakilden ne kadar bir zaman geçti şu anda? Ne kadar bir zaman geçti? 2019 Nisan 17 nakil gerçekleşen gün. Gerçekleşen evet. gün. Ne kadar güzel. O günü herhalde hiç unutmazsınız. Hayatınızın sonuna unutmam. Kadar yeniden tabii doğuş. Ki, tabii ki. Tabii bir süreçten ki. Bahsedelim mi? Nasıl oldu? Yani umudunuz var mıydı? Genelde böyle birçok hastada şu anda Kıbrıs'ta bu kadar başarılı ameliyatların gerçekleştiğini bilmiyorlar. Umudum hem vardı diyebilirim hem yoktu. Yoktu derken çok bir zor bir hani bir yerden bir şey almıyorsunuz. Bulabileceğiniz bir şey değil. Hı hı. O yönden çok zordu. Ama Allah'ıma şükürler olsun ki buldum. Ha, vardı. O tamamen hissiyatımla ilgili bir şey. Hı hı. Hissediyordum yani. Olabileceğini de hissediyordum. Ve nitekim ben nakile yazıldıktan 60-70 gün sonra doktorum Hasan Birtan tarafından telefoniyen arandım bir akşamüstü. Evet. Ve bana dedi, hemen gelmen gerekiyor, sana bir organ bulundu ve orada çok sevindim, bir burukluk da yaşadım, ağladım biraz. Hı hı. Hemen gelmem gerektiğini söyledi ve çocuklarımla, eşimle, hepsine vedalaştım ve yola çıktım, geldim buraya. Zaten ekibimiz bütün hazırlığını yapmışlardı. Herkes hı hı. beni bekliyordu. Ve geldim buraya. Hazırlığım yapıldı tamamen. Hazırlandım. Ve ertesi gün ameliyata girdim. Bir ve ilk olmanız da çok önemli aslında biliyor tabii, musunuz? Tabii. Şimdi şöyle bir şey. İlk olmam. Hani küçük bir ülkedeyiz. Küçük bir ülkede olmamıza rağmen. Böyle bir büyük bir kalp operasyonu nakil yapılıyor olması dünyada bile yapılıyor olması çok güzel gurur verici bir şey ülkemiz adına. Nerede kaldık ki güneyde bile böyle bir şey gerçekleşmedi. Maalesef. Peki ameliyattan sonraki süreçte de dikkat edilmesi gerekiyor değil mi? Yani tabii. Öncekinde kendinizi nasıl hissediyordunuz? Şu anda nasıl kendinizi hissediyorsunuz? Operasyon öncesi sağlığımın çok iyi olduğunu söyleyemem. Umudum yoktu. Biraz zorlanıyorum. Çok da yani beklentim yoktu hayattan. Çünkü üstümde tamamen bitmiş bir kalp taşıyordum. Yüzdesi 15 olan bir kalp. Yani bu da ancak nefes almama, birkaç adım yürümeme yetiyordu. Hasan Bey'i gördüğünüzde, Kıbrıs'ın devlet hastanemizi gördüğünüzde ve sizin gibi yine hasta olan, nakil bekleyen kişilere, onlar tabii ki size ulaşmışlardır, sormuşlardır. Çünkü tabii. siz onların bir umudusunuz. Tabii. Onlar için neler söyleyeceksiniz? Yani hani... Şimdi... Hasan Bey
hem ekibi, doktorlarımız, hocalarımız bu konuda çok başarılı ve çok becerikliler. Onlara söyleyebileceğim bir şey, korkmasınlar, tereddüt etmesinler. Gönül rahatlığıyla sağlıklarını güvenebilirler. O kadar ki başarılı bir hocalarımız, doktorlarımız var. Yani bugün bir kalp ameliyatı bile yapabiliyorsa, ki yapıyorlar, onlara söylenecek daha üstün bir şey yoktur. Evet. Peki şey konusunda neler söyleyeceksiniz? Size bir nakil gerçekleşti. Doktorlarımız çok başarılı. Ama kalbi veren kişinin ailesine de buradan söylemek istedikleriniz var mı? Çünkü bu da çok önemli. Yani organ bağışı da çok önemli. Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanı cennet olsun, yattığı yer nur olsun, ışıklar içinde uyusun. Bağışçıya, yaslı ailesine de başsağlığı diliyorum. İyi ki organ aklında bulunmuşlar. Onlar da seni gördüklerinde herhalde o yarayan, kanayan onlarla henüz için tanışamadım, görüşemedim. Ama bir yerlerde sonuçta hissediyorlardır. Kardeşleriyle telefonla görüştüm. Çok iyi karşıladılar. Evet. Bana çok iyi davrandılar. Artık dediler bizim bir kardeşimiz hayatta değil ama sen de bizim bir kardeşimiz sayılırsın. Çünkü kardeşimizin dediler şu anda kalbini taşıyorsun. Evet, yani evet. Kalbimizin kalbi şu anda kardeşimizin kalbi hala atıyor. Ve onu da sen yaşatıyorsun dediler. En kısa zamanda görüşüp tanışmak istiyoruz diye bir konuşmamız olmuştu yani. Çok güzel. Evet. Peki buradan diğer hastalara mesajını alalım. Diğer hastalara buradan hiç korkmasınlar. Doktorlarımıza tamamen güvensinler. Doktorlarımız bu konuda çok başarılı ve çok iyiler. Bu pandemi süreci içerisinde de siz de dikkat ettiniz mi? Aşılarınıza olsun, hayatın ne kadar böyle kötü sürprizlerle insanların karşılaşabileceği noktaları olabileceği için neler söylemek istersiniz? Tabii. Ki şu anda maskenizi bile değerli izleyenler pat diye genelde konuklar bazen çıkarır. Maskesiz yapacaktık ama maskeli bu konuda da çok dikkat ediyorsunuz. Tabii ki çok dikkat ediyorum. Mümkün olduğu kadar pandemi sürecinde topluma karışmıyorum. Çünkü bizim kullandığımız ilaçlardan dolayı bizim bağışıklığımız düşüktür. Düşük. Şu anda. Ne kadar uzak durursak bulaştan, kalabalıktan elimizden geldiği kadar dikkat ediyoruz. Burada her ay kontrollerimizi günü gününe yaptırıyoruz. Doktorlarımız bu konuda çok iyiler. Evet. Ellerinden geleni yapıyorlar. Tamamen onlara güveniyorum. En ufak bir sıkıntı dahi olsa ilgileniyorlar. Evet. Verdikleri hizmet çok kaliteli. Onlara buradan çok çok teşekkür ediyorum. Bizler de teşekkür ediyoruz size. Sevgili izleyiciler, 2019 yılında gerçekleşen kalp nakli ameliyatında Veli Bey'le röportaj yaptık. Şimdi de aslında 2017'den 2005'e kadar Bayrak Radyo Televizyon Kurumu'nda bizler birlikte çalışmıştı sevgili Ruhi Bey. Hemen sizi tanıyalım. Ben Ruhi Ünal. Kıbrıs'ta yaşıyorum. Evet. Berete'nin kafeteryasını o yıllarda işletiyordunuz. Evet. Sizi o yıllarda tanıyoruz. Benim de zaten ilk Berete'ye girdiğim dönemde, dönemde siz vardınız. Birazcık bir süreçten bahsedelim mi? Ameliyat öncesi nasıl bir süreçti? Size nakil nasıl gerçekleşti? Hangi saatte aradılar? Nasıl oldu? Şimdi ameliyat öncesi yani kötüydü, çok kötüydü. Yorgunluk vardı. Ondan sonra ne bileyim yani böyle çok şey yoktu. Devamlı yürüdüğünde rampaya çıkamayan o bir yorgunluk tabii. Ondan sonra yine aynı ilaçları kullanıyorsun, şey yapıyorsun. Ama ameliyattan sonra değişiyor. Hani insanlarımız keşke böyle imkanlar olsa da herkes organ bağışı yapsa. Gerçekten ben ameliyat olduktan sonra yani 6-7 ay, 1 sene sonra kendimi yavaş yavaş toparlamaya başladım. Sizin aklınıza nasıl geldi? Veli Bey'den mi? İlk nakil öyle duyduktan sonra mı? Veli Bey'den de değil, doktorlarımızdan da. Ben yani Veli Bey'den de değil fazla. Çünkü onu
pek fazla görmedim. Hı hı. Ama duydunuz, böyle başarıya imza attıklarını duydunuz. Benimkinde zaten yetmezlik vardı. Pil de takmışlardı. Hı hı. 2018'de pil taktım. Yani 18'in sonuna. 19'da öyle geçti ama bir şey olmadı. Hı. 20'de ameliyat olunca, yani nakil için başvuru yaptım. Evet. Yani bu yetmezlik vardı. Git başvuru yaptım Hasan Gürtan Bey'e. Hı hı. Ondan sonra doktorumuz buldu. Ne kadar bir süreç geçti başvurudan sonra? Nisan 2019, hı hı. Ocak. Evet. Yani kısa bir süre içerisinde. Evet, 7 ay gibi bir süre içerisinde güzel, bulundu. Süper, çok güzel, kısa bir süre içerisinde. Yani geldim, çağırdılar, geldim. Peki sizin de hiç mesela korkup Kıbrıs küçük bir yer, acaba yeterli olabilir mi? Doktorlarımız Türkiye'ye mi gitsem, işte yurt dışına mı gitsem diye kafanızda hiç soru işaretleri oldu mu? Hiç. Ne kadar değerli doktorlarımız varmış. Evet, hiç olmadı, hiç. Hı hı. Gerçekten olmadı. Ve gayet iyi geldim, sordu. Ameliyat olacak mı? Dedim, siz istiyorsanız olurum, için olmayın. Hı hı. Ve yani sevindim de şimdi bulunduğunda, yetken de bulundu. Onu yattık, oldu. Nakli gerçekleştiren aileyle görüştünüz mü hiç? Hayır. Daha onu, görüşmediniz onlarla. Ama her zaman herhalde onun duasını ediyorsunuzdur. Tabii ki edeceğiz. Çünkü onu Hasan Bey bize söylemedi. Değil mi? Onun nefesiyle yaşıyorsunuz. Evet. Çok güzel. Peki buradan nakil bekleyen hastalara, onlara bir umut ışığı olmak için, onların korkularını yenmeleri için neler söyleyebilirsiniz? Şimdi hastalarımız korkmasın. Hani korkmaya gerek yok. Gayet iyi doktorlarımız. Gerçekten çok güzel bir ekip kurmuşlar. Hı hı. Yani hiçbir sıkıntı olmadan geçiyoruz. Peki şeyden sonra, nakilden sonra nelere çok dikkat etmek gerekiyor? Nakilden sonra yeme içme, yürümen lazım. Yani biraz yürümek lazım. Hı hı. Genelde de yeme içmeye dikkat edeceksin. Hı hı. Kendinizin yaklaşık ne kadar bir zamandan sonra çok iyi hissetmeye başladınız yani, ameliyattan? Bir yılı geçti. Hı hı. Yani bir yılda ortalaması, bir yılda daha iyi hissediyorsun kendini. Peki daha önceki, hasta olmadan önceki, çok önceki hallerinizle aynı hissediyorsunuz sonuçta. Yani şimdi onu kıyaslayamam. Ondan daha iyisiniz ama sonuçta. Tabii ondan daha iyi hissediyorsun kendini. O yürümeyi kendini de gerçekleştirebiliyorsunuz. Tabii ki, tabii ki. Her şeyi de gerçekleştirebiliyorsunuz. Bu süreç içerisinde, pandemi süreci içerisinde sizin de dikkat etmeniz gerekenler mi oldu mu? Dikkat ediyor tabii musunuz? Tabii ki. Çok en fazla pandemi zaten bize biraz fazla şey yaptı. Hastalığımızın süresini uzattı. Yani hasta olmamızın. Evet, organ bağışı yapmak isteyen ailelere neler söylemek istersiniz? Yapsınlar isterim. Hı hı. Can kurtarsınlar. Evet. İnsanlarımız yani, ne diyeyim, ya ameliyat olacak olanlar da korkmasın. Ekiplerimiz çok iyi. Evet. Gerçekten ekibimiz çok iyi. Hı hı. Çok teşekkür ediyoruz. Evet. Sevgili izleyiciler, 2019 yılından 2020 yılında nakil gerçekleşen hastamız vardı ve şimdi de 2021 yılının nakil ameliyatı. O ne kadar güzel, bunları duydukça gurur duyuyoruz. Tanıştığımıza da çok memnun oldum. Hemen sizi tanıyalım. İsmim Osman'dı, Osman Nasif. Osman Bey, siz anlatın. Nakil öncesindeki süreç nasıldı? Sizin korkularınız var mıydı? Neler yaşadınız? Şimdi nakil öncesi... Bir de çok yeni şu anda sizin de ameliyatınız. Evet, 10 adım zor atıyordum. 10 adım zor atıyordum. 10 adım zor atıyordum, yoruluyordum. Aniden gerçekleşen bir şeydi herhalde. Yok, bu 2006'da. Başladı sizdeki o şey. Kalp krizi geçirdikten sonra başladı yavaş yavaş nefesim düşmeye yani. Yürüyemez oldum. Ancak lavaboya kadar çıkabilirdim ve odaya kadar. Hayatınız hep böyle birkaç adım atmakla bu şekilde geçti. Evet, yani çıkıp da öyle gezemezdim, dolaşamazdım. Evet, isterdim ama yapamazdım. Hı hı. Televizyonda gördüğünüzde böyle yürüyen, koşan insanları, o sağlığınızın kıymetini herhalde insan o zaman anlıyor. Muhakkak. Aynı öyle. Nasıl bir şey oldu, süreç oldu? Nasıl beklediniz? Bekleme süreci ne kadar bir zaman aldı? 2021'de başvurdunuz hemen. Yok, 2006'da kalp krizi geçirdim. Aradan geçti birkaç sene. Yani 3-4 sene gibi bir şey geçti. Ondan sonra başvurdum yani. Evet. Başvurdum. Osman Beton doktorum sağ olsun. Evet. Başvurdum ona. O hemen aldı beni sıraya. Evet. Peki şimdi sizin ameliyatınız çok yeni. Evet. Nakilde de o uyum süreci çok önemli. Evet, nakil sonrasında dikkat etmeniz gereken şeyler vardır. Bazen işte
Neler yapıyorsunuz? Diğer hastalara göre en yeni olan hastasınız siz. Vallahi ben yerimde duramıyorum. Yani evde yatayım da bekleyeyim diye öyle bir şey yapamıyorum. Evet. Yani çıkıyorum dolaşıyorum. Çok güzel. Evet, çıkıyorum acısını dolaşıyorum. Acısını çıkarıyorsunuz geçmişin. Daha çoğu zaman Lefkoşa'ya geliyorum. Arkadaşlarımla görüşüyorum falan. Ve soruyorlar bana arkadaşlarım. Nasıl geçti, nasıldır? Tabii çoğu insan bilmezdir bunları. Evet. Ve evet. Daha doğrusu da korkuyorlar daha doğrusu insanlar. Çünkü derler ki bizim doktorumuz yok. Hayır, var doktorumuz var. Değil mi? Doktorlarımız vardır. Hiç korkmayın. Hatta ben isterdim bana bir şey olursa, benim sağlam bir şeyim varsa nakil edilsin başkalarına. Arkadaşlar yapmayın böyle. İnsana yardımcı olun. Zaten ölüp gittikten sonra niye yararız biz? Hiç olmazsa başkalarına yardımcı olabiliriz. Değil mi? Ayakta tutabiliriz. Değil mi? Bunu her zaman söylüyorum ben. Başkalarının umut ışığı olmak. Evet, evet. Yani hiç korkmasınlar ameliyat gibi şeyden. Yani eskisi gibi değil. Doktorlarımız çok iyidir. Çok aşırı ilgiler. İyidir doktorlarımız. Çok memnunum doktorlarımızdan. Ve şimdi yurt dışına gidip aileyle birlikte yurt dışında bu kadar sıkıntı yaşamaktansa, çünkü bayağı böyle gitmeler gelmeler olacak. Evet. Sizin o süreçte sizin yanınızda birilerinin olması lazım. Ama burada Kıbrıs'ta yapıldığı zaman sizi maddi anlamda da aslında zora sokmamış olacak. İşte bir Türkiye'ye gidecek olsanız, ailenin gidip gelmesi. Tabii. Demek ki sevgili izleyiciler, bizim adamımızda da ne kadar değerli ameliyatlar gerçekleşiyor değil mi? Çok değerli ve herkese de tavsiye ediyorum. Başkasına umut ışığı olsun. Başka ailelere. Peki, çok teşekkür ediyoruz size de. Eklemek istediğiniz bir şey var mıydı? Bağış konusunda da, organ bağışı konusunda da. Organ bağışı, vallahi ben zaten yakınlarda bir durum oldu. Geldim ben doktorumla konuştum. Ama olmadı. Neden olmadı? Çünkü o arkadaş hastaydı, koronalıydı. Aldılar onu şeye. Korona olmasaydı o da bağış yapacaktı. Biz yapacaktık. Aa. Çünkü Girne'de ben Bulgaristan Derneği'nin, onların şeyim orada. O yüzden Girne'de, o yüzden konuştuk ailesinle de, hepsinde de konuştum. Hani bağış yapılacak diye. Evet. Ve geldim Hasan Bey'e söyledim. Evet. Ama korona olduğu için. Hayır, korona olduğu için tamam ama atlatırsa koronayı olacaktı. Evet, anladım. Atlatamadı, orada öldü yani. Allah'tan rahmet diliyoruz. Allah rahmet eylesin. Evet. Yani tavsiye ediyorum bütün halkımıza, biri birine yardımcı olsunlar böyle bir durumda. O zaman koronadan bahsetmişken burada da çok dikkat edilmesi gerekiyor değil mi? Evet, evet. Aşılar evet. Lütfen yapılsın. Evet, yani evet, ihmal evet. Edilmesin. Evet, bunu da söyledim. Hep söylerim arkadaşlara. Hatta ben daha önce öğrenci taşıyordum bu yeni şey olduğunda. Çocuklara hepsine söylerdim. Ailelerine. Yani aşılansınlar diye. Evet. Ve okullarına gelsinler. Mesafe korusunlar arkadaşlarından. Ne kadar da arkadaş olsa mesafeli. Evet, evet. Olsunlar ve ayrıca de mesela şimdi ben buraya geldim. Asansöre çıkacağım da ikinci kata gideyim. Ben girdiğimde geliyor 5-6 kişi, ben iniyorum asansörden. Evet. Ona da dikkat ediyorsunuz. Tabii. Kalabalığın içine girmiyor. Ne kadar güzel. Çok güzel. Çok teşekkür ediyoruz. Çünkü çoğu düşünce yok. Çatır çutur. Kalbimi yormayayım da demiyorsunuz. Merdivenden nasıl olsa artık çıkabiliyorum. İkinci katada tabii. Değil mi? Virüslerden korunmak daha da önemli. Ne var? Emre yürüyüş olmuş oluyor. Değil mi? Tabii. Çok güzel. Çok teşekkür ediyoruz. Ben de çok teşekkür ediyorum size. Ayrıca bütün doktorlarımıza da çok teşekkür ediyorum ve personele de. Çok teşekkürler. Sevgili seyirciler, şimdi kalp naklinde önemli olan şey de bu organizasyonu çok düzgün bir şekilde koordine etmek. Yanımızda kalp nakil koordinatörü var, sevgili Nurhan Ercan Hanım. Hemen bu organizasyondan birazcık bahsedebilir misin? Nasıl koordine ediyorsunuz, neler yapılıyor? Bizim öncelikle hastalarımız, önceden takip ettiğimiz hastalar, yani bunlar belirlenir ve bizim listemize girerler. Biz bunları bu süreç boyunca, yani olacak veya olmayacak, bu süreç boyunca sürekli takip ediyoruz. İşte durumları nasıldır,
ileriye geriye bir gidiş var mı? Ona göre bir listemiz var. Oradan takip ediyoruz. Hasta çıktığında bize kalp verici olduğunda biz bunları listemizden uygulananları, kalp olarak uygun olanları hepsini çağırıyoruz o gün. Ve buna göre de hastanın aciliyetine, kalbin uygunluğuna göre birini belirliyoruz. Ve böylelikle onun üzerinden başlıyoruz hazırlığımıza hızlıca. Çünkü çok kısıtlı bir süremiz var. Bu genelde geceleri oluyor zaten. Evet. Evet. Öyle. Gece olmasındaki sebep neden kaynaklanıyor olabilir? Ameliyatın süresinden dolayı mı hızlandırma? Yani gün içerisinde alınıyor karar ama bu süreç böyle hastaları çağırıp listede belirlemek hemen yani bir 6-7-8 saati bulunca artık akşama kalıyor. İşte ekibimiz hazırlanıyor. Ameliyat genelde böyle akşam sabaha doğru falan başlıyor. Yani. Zamanla yarışıyorsunuz yani. Aynen siz öyle. Aslında sizin göreviniz de çok zor açıkçası. Düşünebiliyor musunuz? Yani biz musunuz? iki gün, üç gün mü hastanede kalıyoruz? Evet, o hayat kurtarmak için sizin yapacağınız en ufacık bir aksaklık diğerleriyle zincirleme şekilde herhalde şey olabilir, evet. Sorun yaratabilir. Evet. Çok büyük bir görev üstlenmişsiniz. Sizin sevgili izleyicilerimize özellikle vurgulamak istediğiniz nakil bekleyenler için olsun, bunun yanı sıra işte organ bağışında bulunmak isteyenlere neler söylemek istersiniz bir koordinatör olarak? Organ hayat kurtarıyor. Bu evet baktığımızda toplumsal olarak biraz yani geride kalanlar için kötü bir durum ama yani diğerleri için de bir hayat demek. O yüzden bence herkes bağışlamalı. Ben bağışlanmıştır. Yani kurum olarak da zaten buna çok elverişli şeylerimiz var. Evet, evet. Kolaylıkla teşekkür ederiz. Bağışlayabilirler. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Sevgili izleyiciler, nakil gerçekleşen hastalarımızın röportajlarından sonra veda vakti geliyor. Ama çok değerli doktorumuz, kalp damar cerrahisi klinik şefimiz yanımızda. Operatör doktor Ozan Emiroğlu. Hoş bulduk diyelim efendim. Kapanış konuşmalarını da sizinle gerçekleştireceğiz. Siz neler söylemek istiyorsunuz? Biz tabii ki Hasan doktorumuzla şunu konuştuk. Ben her zaman söylüyorum, gurur duydum. Ülkemizde ne kadar başarılara imza atılmış. Röportajlarımızda da zaten ortaya konuldu. Zaten ben ilk duyduğum zaman şey diyordum. Hadi ya böyle bir şey mi olmuş diyordum. Ve zaten ben bu ameliyattan sonra eskiden hep şey düşünürdüm. Daha işte bir şey olduğunda birisine Türkiye'ye gidilsin. Yakınlarıma şey derdim, yo bence Türkiye'ye git derdim. Bu olaydan sonra şey olmaya başladı. Ya doktorlarımız, ne kadar değerli doktorlarımız varmış ülkemizde. Çok değerli şeylere imza atıyorlarmış. Sizin söylemek istediğiniz, eklemek istediğiniz neler var? Sonuçta biz de eğitimimizi Türkiye'den aldık. Türkiye'deki hocaların desteğiyle burada birçok şeyi gerçekleştirdik. Yani burada 2007 senesinde kalp cerrahisine başladığımız zaman senelik 20 küsur ameliyatımız vardı. Evet. Yani hastalar tabii ki bir güven meselesi vardı. Burada ameliyat olmak istemiyorlardı. Şimdi senelik yaklaşık bir 200 civarında ameliyatımız oluyor, açık kalp ameliyatı. Vay. Tabii ki bu kalp sorunu tüm dünyada olduğu gibi bizde de. Birinci ölüm nedeni, işte birinci hastalık Kıbrıs'ta nedeni maalesef. Kıbrıs'ta değil mi? Çok yani. Kıbrıs'ta çok yaygın ama bu tüm dünyada yaygın. Yani biliyorsunuz kalp damar cerrahisi veya kardiyoloji üzerine ayrı ayrı merkezler kuruluyor. Büyük bir manevi ve maddi kayıplar oluyor evet, tüm dünyada. Evet, kesinlikle. Kalp yetmezliği ise ölümlerin birinci sırasında. Yani biz bundan yola çıkarak, belki de tabii ki siz basın olarak devamı takip ediyorsunuz. Evet. İşte hani ölümler oluyor ve onların çoğunun da teşhisi kalp yetmezliği. Evet, evet. Çok sık olan bir hastalık. Yani çok bu çok değerli bilinen bir şey. Arkadaşlarımızı da kaybettik biz bu bundan Bu çok bilinen dolayı. Bir şey değil. Kalp yetmezliği çok büyük bir sorun tüm dünyada. Bizim Kıbrıs'ta da fazla. Buradan yola çıkarak ayrı bir kalp yetmezliği ekibi oluşturduk bölümümüz olarak. İlk önce tabii ki bu yasalar geçmediği için kalp nakillerine başlayamadık. İlk önce kalp destek cihazları dediğimiz kalp yetmezlikli hastalara bunları uygulamaya başladık. Evet. Daha sonra yasalar olgunlaşınca
kalp nakillerine de başladık. Evet. Tabii ki bu süreç içinde biraz evvel dediğim gibi 2007 senesinde senelik 20 ameliyat başladık. Hı-hı. Belli bir olgunlaşma süreci vardı. Senelik 200 ameliyata çıktığımız zaman ise belli şartlar oluştu Kıbrıs'ta. Belli tecrübeler oluştu. Tabii ki kalp nakli gibi çok önemli bir operasyon için çok büyük bir altyapı ihtiyacı var. Bunları tamamladık. Hastanemiz tabii ki herkes malum. Otelcilik hizmetleri biraz zayıf. İşte odalar tek kişilik değil. Bunun dışında ama malzeme olarak, doktor, ekipman olarak, personel olarak çok çok ileri düzeydeyiz. Evet. Peki son olarak veda edeceğiz. Sevgili izleyicilerimize, bundan sonraki böyle bir mükemmel bir ekip var. Bundan sonraki aşamada kafanızda olan ekibinizle birlikte şunu düşünüyoruz gerçekleştirmeye dediğiniz bir aşama var mı? Yani şöyle devamlı bahsedelim. Bu kalp hastalıklarında erken tanı çok çok önemli. Hı hı. Mesela onkoloji üzerinde çok güzel bir proje gerçekleştirdiler. İşte erken tanı için bir merkez kuruldu. Çok güzel. Yurt dışında veya Türkiye'de kalp damar hastalıkları için ayrı merkezler var. En büyük hayalimiz bu ekip olarak. Yani biz elimizden geleni yapıyoruz tüm hastalıkların tedavisi konusunda. Hı hı. Onun dışında eksiğimiz ayrı bir bina. Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyiciler, emin ellerdesiniz. Gördüğünüz gibi hastaların da verdikleri cevaplarda olduğu gibi. Ben yine tekrardan çok teşekkür ediyorum sizlere. Başarılarınızın devamını diliyorum efendim. Çok teşekkürler. Evet, her zaman söylediğim gibi gözlerinizden ışıltı, dudaklarınızdan tebessüm, gönlünüzden sevda eksik olmasın efendim. Hoşça kalın.